şey diyorum, ünlü bir tasarımcı arkadaşımın el dokuması, kumaştan yapmış olduğu kreasyonun defilesinde finale çıkacağım sürpriz olarak. Evet. Biraz peki. Uzun oldu. Peki. Bir eksik var sanki. Evet, çantam yok. Niye? Çünkü çanta kullanmamı istemedi defilede. Arkadaşım. Evet. Podyuma çıkıyorsun. Aynen. Yani sürpriz peki olarak. Ama yine de jürimiz bekler. Yani eğer doğru dışarıda girmiş olsaydı çanta ne kullanırdı diye. Mutlaka aksesuarlarınız tam geldiğinizde fayda var diye. Herkese hatırlatalım. Esra Sönmezer. Öncelikle aslında yazlık bir elbiseye benziyor. Buradaki tülü çıkarttığınız zaman hani normalde gün içinde altta sandalet, hani plajda da bu şekilde dolaşabilirim. Aslında senin hani vücudun çok güzel, sen de çok güzelsin. Ama elbiseyi yani tam ben çok sevmedim, ayakkabıyı da sevmedim. Çok özür diliyorum, sevmedim. Önemli değil, teşekkürler. Berna. Hep ansızın yakalanmış gibi bir halim var. Her an bunu yapabiliriz. Niye şaşırıyorsun? Ne desem ne desem diye düşünüyordum. Ben Yasemin'i çok beğeniyorum. Çok fit bir vücudu var. Onun için ne giyse yakıştığını düşünüyorum. Çok güzel taşıdığını düşünüyorum. Ben kostümünü de beğendim. Hikayesini de beğendim çünkü. Ve çanta olmaması bende de olmadığı için bir arkadaş buldum. Yok, yani hikayesine uygun olduğunu düşünüyorum. Podyuma böyle bir kostümle çantalı çıkması acayip kaçardı bence zaten. Final doğru anladın çok değil mi? Çok kararetli savundun. Aynen. Çok bence kararetli numara 5 yıldız. Çantaya hiç gerek yok. Peki onun bir hikayesi var bence. Sen de bir hikaye düşün çantasızlık için. Yazıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Yasemin Öztürk, ayakkabı 215 lira, elbise 4250 lira, küpe 250 lira. Yasemin. Efendim. Canım benim. Sen bu elbise 4250 TL mi ödedin? Efendim? 4250 TL mi ödedin? Evet. Özel kumaşından dolayı. Kumaşın dolayı? Evet. El dokuması kumaşı. Tamam. Bu yüzden özel bir tasarım olduğu için o fiyat. Şimdi benim tabii hep tasarım sonsuz kadar saygım var. Ama... Böyle bir strapless bir elbiseyle o tüyler orada takmak, arkada aynı devam etmek bana hoşuma gitmedi hiç. Çok abartılı, çok sade bir şeyle birleşmiş ve aynı zamanda o ayakkabı ile, o topuz ile, o spor elbise hakikaten birisi söylemiş sahile yürürken yaz, parmak arasında, belki şapka, gözlükler, havuz başında kullanabilirsin. Tabii ki tülsüz. Ben beğenmedim. Evet, eğer bunu satın aldıysan bence sponsor değil, değil mi? Efendim? Sponsor mu yoksa satın aldın, para verdin mi değil mi bunun için? Tabii verdim. O zaman yani tekrar kullanabilirsin tabii ki ama o tüyleri çıkarak böyle daha gündüz sahil, yani daha spor halinde kullanabilirsin düşünüyorum. Çünkü çok düşük puan vermek istemiyorum. Dediğim gibi ilk hafta ama beğenmedim. Alt. Şimdi plaj dedi, ben plajdan öteye gittim. Ayağındakileri takun ya, üstündekini de peştemal gibi görüyorum, tamam mı? Böyle bir şey almış bağlamışsın gibi. Bir de üstüne bunu takmış, yani özenmişin de şıklık yapıyormuşsun gibi. Böyle. Yani fazla da yorum yapmayacağım. Böyle darmadağın bir şey. Bana fiyatı 4250 TL. Onu hiç duymayayım. Çok üzülürüm. Çünkü ben giyime hiç para harcamayacağım. Mantıklı olmalı. Tuttu. Ya pintili yani mantıklı olmalı bu iş. Hayır, neye dayanarak beğenip aldın? Kumaş tamam tabii ki kaşmir var, o var, buradan var. Bir sürü güzel kumaşlar var da onu nasıl canlandırıyoruz, nasıl hayata getiriyoruz önemli. Burada bir şey hayata gelmemiş. Hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Ben en düşük olarak veriyorum. Yani utanmasam altına ineceğim de burada kalıyorum. Yapma. Hayır, inmeyeceğim canım, o kadar da değil ama burada kaldım. Ama İbra aşağı inebilir. Ona göre önümüzdeki haftalarda. Tamam, teşekkürler. Yasemin'cim. Efendim.
Yani Noel Baba konuşuyor mu? Biraz sonra Noel Baba olmayabilirim. Olur tabii. Gelin arabasındaki süsü almış buraya koymuş gibisin kardeşim. Sen de sanki bir düğün gelin arabası gidiyor oradaki gibi. Bir kere sen minyonsun. Bu kadar büyük, ya boyun uzun olabilir ama minyon tipim var. Bu kadar büyük bir şeyi buraya koyman yanlış. Bir de şuranda çizgi. Şuranda çizgi, bant. Yanlış. Çok karışık oluyor. Altını dümdüz bir şey giyseydin. Yani artık hamama mı gidiyor derdim, orası şey mi derdi. Ben gene ama seni gözümde saçların falan çok güzel, çok beğendim. Güzel hale getirebilirdim ama. Olsun. Olsun. Tabii ilk gün bugün ne olacak? Bana bile altı verdirdin. Merakla bekliyorum. Bekliyor, sen bekliyorsun değil mi? Merakla bekliyorum. Daha fı düşük vermem. Bir şey etrafına döner misin? Tabii. Hayır. Elbisen hayır, makyajın hayır. Bu saçı bence sen hiç kullanmamalısın. Senin kendi saçın VTR'lerden hatırladığım kadarıyla çok daha havalı. Senin suratına olmuyor bu saç. Makyajın yanlış, elbisen yanlış. Beş senin için. Bu tasarımı unutmayacağız. Tamam, ben de unutmayacağım sizin söylediklerinizi. Kale alacağım yani. Aferin. Geçebilirsin.